Altıda. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Manavgat Yeniköy Mahallesi Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu şu an telefon hattımızda. Kendisinden son bilgileri alacağız. Sayın Kavuklu, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk ablacığım. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Orman yangını ne durumda son olarak, yerleşim yerlerinde bir can kaybı ya da mal kaybı var mı? Sizi dinleyelim. Valla şu an hiçbir bilgimiz yok. Şu 2-3 tane mahalle çok altında. Şu an benim kendi mahallemde yok da karşıdaki Kalemler Mahallesi, Seki Mahallesi var. Orada yananlar falan olduğunu, evlerin yandığını duyuyoruz. Hı hı. Aynı anda 5-6 yerde birden çıktı yangın. Çok süratle hızlandı. Salur Mahallesi'nden çıktı. Manavgat'ın merkeze saldılar. 6-7 yere bir anda ateş attılar. Hı hı. Hızlı bir müdahale gerçekleşiyor sanırım bölgede. Hava evet, koşulları da yangının yayılmasında etkili oluyor mu şu an? Ya ablacığım, rüzgar çok süratle esiyor. Yani hı hı. Uçaklar, şeyler, aranjörler, Antalya tüm bölge müdürlüğü geldi ama Asat Büyükşehir kepçeleri var. Yani Manava'nın aranjörleri, kepçeleri var, itfaiyeleri var. Hı hı. Çok sıkıntıdayız yani. Şu an yerleşim alanında çok büyük şekilde geldi, şu an dayandı. Hı hı. Sizin olduğunuz bölgeye henüz gelmedi sanıyorum. Geldi. Şu an gelmek üzere. Son ormanlar yanıyor, evlere yanaşmaya başladı. Hı hı, tehlikeli bir boyuta ulaşıyor anladığım kadarıyla. Peki yangınların çıkış nedeniyle ilgili bir bilgi var mı elinizde? Hiçbir bilgi yok. Aynı anda ya 5 ya 6 yere attılar. Aynı anda çıktı yani, kaçtılar yani. Aynı anda farklı bölgelerde birleşen evet, bir yangın. Evet, farklı bölgelerde. Merkezde de çıkıyor. 30-40 kilometre yukarı köyde de çıkıyor yani. Hı hı hı. Bölgeye şimdi biz görüntüler ekranlarınıza getiriyoruz. Siz telefon hattımızdan bağlanıyorsunuz. Ciddi evet. Bir boyutta yerleşim yerlerine kadar inmiş durumda. Tahliyeler gerçekleşiyor mu vatandaşlar? Gerçekleşiyor. Jandarma, zabıt ekipleri anons ediyor. Kaymakam beyimiz anons ettirdi. Hamiden anons ettirdik. Şu an ciğeren falan da kesildi de. Elektrikler de yok şu anda. Şu an elektrikler hastaneye yok. Hastaneye ulaşan vatandaşlarımız oldu mu peki? Bu konuda bir bilginiz var mı? Oldu. Birkaç tane gitti Kalemler Mahallesi'nden gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bilgi almak için yine size bağlanacağız. Manavgat Yeniköy Mahallesi Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu şu anda Antalya'da gitgide yayılan orman yangınına ilişkin hem son bilgileri aktarmış oldu hem de kendisi olay yerinde olduğu için bağlantımızı da biraz kısa tuttuk. Daha sonra bültenimiz içerisinde bilgileri almaya devam edeceğiz ama kendisinin aktardığı kadarıyla şu anda Manavgat'taki orman yangını yerleşim yerlerine kadar inmiş durumda. Bazı bölgelerde evlerin yandığını ifade etti Sayın Kavuklu. Hastaneye başvuran vatandaşların olduğunu, yangına müdahale edildiğini dört koldan ifade etti. Böyle durumlarda hava durumu da oldukça belirleyici oluyor ki bölgede rüzgar olduğunu ifade etti Sayın Kavuklu. Bu da yangının söndürülmesini oldukça zorlaştırıyor anladığımız kadarıyla. En önemlisi birkaç farklı noktada aynı anda orman yangınının çıktığını ifade etti. Tabii ki elimizde bununla ilgili somut bir bilgi yok. Orman yangınının neden kaynaklandığı hakkında henüz resmi bir açıklama da yapılmadı. Ancak farklı noktalarda aynı anda çıkan yangının yerleşim yerlerine kadar inmesi şu anda oradaki vatandaşlarımızı da tehlike altında bulunduruyor. Yangına 2 uçak, 19 helikopter, 103 arazöz şu anda müdahale ediyor. O olay yeriyle ilgili görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Olay yerinden hem son gelişmeleri hem son bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Olay yerine bağlanacağız. Vatandaşların ve yerleşim yerlerinin son durumuyla ilgili bilgileri aktaracağız. Şimdi İzmir'e dönelim. İzmir'in Sefer